Geri sayım başladı. 20 yıldan son 20 güne doğru gidiyoruz. Tarihin gördüğü en sıra dışı iktidar bu. Eğer AKP bir fotoğraf albümü olsaydı 20 yıllık süreye Türkiye tarihinin en dramatik, en ahlaksız, en acı veren, en absürt fotoğrafları sığardı. Ali İsmail Korkmaz'ın katilleri sopa sallar, IŞİD canileri az sonra öldürecekleri insanların arasından çakal gibi sırıtırdı. Madencinin yerin altında bedenini eriten patronun bakanlarla samimi pozları olur. Arda Sel'in vücudunu el birliğiyle parçalayan siyasetçilerin, bürokratların, demir yollarının üst yönetiminin zincirleme ihmallerini aklayan mahkeme üyeleri el sallardı. Uyuşturucu, kumar, kara para patronları bayrak arkasından bakar, özgürlüğü sadece başörtüsüyle sınırlayıp kadınlara karakolda çıplak arama yapılmasıyla alay edenler ayet arkasından göz kırpardı. Reza Zarrab'ın ve SBK'nın havalı geriye kaykılmış pozları olurdu. Mehmet Ağar her an bir faili meçhule imza atacak gibi kara gözlükleriyle dururdu. Erdoğan'ın yakın dostlarının ve pek kıymetli beşli çetelerinin ülkenin peşkeş çekildiği ihaleleri imzalarken ki mesut halleri olurdu. İnsanlara mezar gibi evler satılmasına yol verip kanlı paraya ortak olanlar enkazların üzerinden boy verir, askeri deprem anında kışladan çıkarmayanlar ve depremzedeye çadır satanlar kapkara yüzleriyle bakardı. Kadın katillerine kravat indirimini destekleyenler, çocuk tecavüzcülerinin önüne yatanlar zevkten ağız dolusu gülüşleriyle görünürdü. Ülkeyi saman ithal etme noktasına getirenlerin TOG'u dilleriyle cilaladıkları komik ayrıntılar belirirdi. AKP bir fotoğraf albümü olsaydı eğer, emin olun ki bir daha bakmaya korkar ama eskaza şöyle bir gözünüz takılsa mideniz bulanırdı. 20 yıldan 20 güne doğru gidiyoruz. O fotoğraf albümü tozlu çekmecelere kalkıp sadece mahkeme salonlarında açılacak. Halk açken saray sofrasında dişlerini karıştırıp tok yatanların, çocukları öldürenlerin, geleceği çalanların, yurttaşa soğan cücüğünü çok görüp üstüne de alay edenlerin hesabı sorulacak. Erdoğan seçim zamanlarında bayrağı sarılı tabuta yaslanıp miting yapardı. Bayrak edebiyatı çökünce esas alanına en iyi bildiği yere geri döndü. Din sömürüsü. Camide miting yapıp mezhep siyaseti kuruyor. Ülkenin üzerine kirli ayaklarıyla bastı ama seccade siyaseti yapıyor. Aslında kendisi de yolun sonuna geldiğini görüyor. Değil camide, Kabe'de miting yapsa nafile. AKP 21 yıllık kalın, trajik, korku dolu ve nefretle örülmüş bir albüm yaptı. Maalesef Türkiye'ye tek mirası bu. Nafile artık herkes biliyor, görüyor, anlıyor. Hiçbir din, mezhep, inanç, hiçbir seccade bu albümü temizleyip görünmez yapamaz. Üzerine kum saatinin zerreleri düşüyor. Yakalamışım, kolunu kırmışım yetmemiş, bacağını kırmışım yetmemiş, kafasını kırmışım yetmemiş, kaburgalarını kırmışım yetmemiş. Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk kanları akacak. Billahi bir tripoda, bir telefona, kamerasına girileceksin. Bir dahaki videoda
konuşacağız Tayyip abi. Beraber baş başa. Abi kardeş, helalleşe değiliz abi. Ben ama ajan değilim. Bunu tüm dünyaya göstereceğim. İstanbul Organize Polisi Sedat Peker suç örgütüne operasyon yaptı. 1,5 yıl önce yurt dışına firar eden Peker'in 52 adamı gözaltında. Allah'a emin olsun, intikamımı alacağım. Tasmasıyla gezdireceğim ulan seni. Dünyadaki bütün kötülüklerin sahibi benim. Bununla duracağız, sen merak etme. Kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık dalgasıyla hesaplaşmayı reddeden zihniyettir bizim zihniyetimiz. Namusunuz yok lan sizin. Namussuzsunuz.